Selamün aleyküm. Bugün Perşembe günü. Suudi Arabistan Krallığı'nın Cidde şehrinde şiddetli yağmur sellere neden oldu. Videoya başlamadan önce beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ortalıkta dolaşan videolar Suudi sağanaklarının yol açtığı yıkımın boyutunu gösteriyordu. Yağmur sularının sürüklediği çok sayıda arabayı, saha ekipleri ve itfaiye yoğun bir şekilde çalışıp kurtarmaya çalıştılar. Ancak selin çok sayıda aracı tahrip etmesi ve kıyı valiliklerinde trafiği aksatmasının önüne geçemediler. Suudi Arabistan Krallığı savunması, bugün vatandaşların hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Krallığı sivil savunmanın resmi sözcüsü de yağış nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Şiddetli yağışlar sonucu sokakların sular altında kalmasını ve sel olmasını ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti. Bunlar kıyamet alametlerindendi. Krallıkta çok sayıda vatandaşın ölümü ve kaybının yanı sıra bugün şiddetli sağanak yağışın ardından Cidde kentinde bazı mahallelerin sular altında kalmasına neden olan Suudi sağanak yağışları sonucu oluşan hasarın boyutu videoda izleniyor. Cuma günü Suudi yetkililer orta ila şiddetli yağışların ardından Mekke bölgesini ve tünelleri kapatıp Mekke'den Cidde'ye giden otoyolunu açtılar. Suudi Elektrik Şirketi, hava koşullarındaki dalgalanmalar ve şiddetli yağışlar nedeniyle şehirde hasar kontrolü ve hizmetini arttırdı. Çünkü bu Mekke bölgesinde daha önce görülmemiş bir durumdu. Yağmur sabah 8'den 14'e kadar aralıksız yağdı. Bu da trafiğin tıkanmasına ve yolların kapatılmasına ve sivil savunma ekiplerinin ülkede şu anda bu olayın yaşandığı tüm noktalara yön vermesine sebep oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz, kıyamet hususunda kendisine yöneltilen suallere karşı sorulanın sorandan daha fazla bir şey bilmediğini, onun ne zaman gerçekleşeceğine dair de bir malumatının olmadığını açıkça ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ümmetinin ibret alıp sakınmaları için kıyametin alametleri hakkında bilgi vermişlerdir. Ayet-i Kerime'de de şöyle buyurulmaktadır. Onlar kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Kıyamet alametlerinin bir kısmı Deccal'in zuhuru, güneşin batıdan doğması gibi fiziki, bir kısmı ise dindarlığın zayıflaması türünden manevi alametlerdir. Bazı alimler kıyametin alametlerini üç kısma ayırmışlardır. Zuhur edip bitmiş, zamanı geçmiş olanlardır ki bunlara uzak alametler veya küçük alametler denir. Nebi-i Ekrem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi, Cemal ve Sıffin savaşları, Emevilerin iktidara gelmesi gibi hadiseler bu kısma girer. Bir kısmı zuhur etmiş ancak geçmemiş, artarak son noktaya doğru devam etmekte olan alametlerdir. Bunlara da orta alametler denir. Yakın alametler veya büyük alametlerdir ki bunların peşinden hemen kıyamet kopar. Bunlar adeta ipi kopan tesbihin taneleri gibi birbiri ardınca sökün eder. Kıyametin gelişine iyice yaklaşmadan evvel haber veren pek çok alamet vardır. Bu gibi alametler daima müminleri ikaz etmekte ve ahirete hazırlanmalarını hatırlatmaktadır. Bunların bir kısmı şöyledir. 1. Resulullah'ın gönderilmesi. Peygamber Efendimiz Nebiler silsilesinin son halkası, nübüvvet takviminin son yaprağıdır. Bisetinden kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilen ve kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek olan son peygamberdir. Dolayısıyla onun cihanı teşrifi kıyametin de habercisidir. Hazreti Cabir şöyle anlatır. Resulullah hutbe irad ettikleri zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah veya akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diye ordusunu ikaz eden bir kumandan gibi heyecanı artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim buyururlardı. 2. Dini ilimlerde cehaletin artması. Hadis-i şerifte buyrulur, Kur'an'ı öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz, feraiz ilmini öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelmesi yakındır ki, iki kişi feraize dair bir mesele üzerinde tartışırlar da, aralarında hüküm verip meseleyi halledecek bir alemi bulamazlar.
Dini ilimler öğrenip yaşamak Müslümanlara farzdır. İnsanların dini duygularının zayıflaması sebebiyle İslami ilimlerle yeterince meşgul olmamaları ve bunun neticesinde dinlerini ihlasla yaşayamamaları da kıyametin alametlerinden biridir. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Elbisenin nakışı silinip gittiği gibi İslam da silinip gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac ve umre nedir, sadaka nedir bilinmez. Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim bir gecede kaldırılıp götürülür. Yeryüzünde ondan tek bir ayet bile kalmaz. Bir takım çok yaşlı erkekler ve kadınlar kalır ve biz atalarımıza yetiştik. Onlar La ilahe illallah cümlesini söylüyorlardı. Biz de onu söylüyoruz diyecekler. Hazreti Huzeyfe bu hadisi nakledince yanında bulunan Hazreti Sıla kendisine o yaşlılar namaz nedir, oruç nedir, hac nedir, sadaka nedir bilmezken La ilahe illallah cümlesi onlara bir fayda sağlar mı dedi. Huzeyfe bu suale cevap vermedi ama Sıla bu sorusunu 3 kere tekrarladı. Her seferinde Huzeyfe ondan yüz çevirdi. Sıla bir defa daha tekrar edince ey Sıla kelime-i tevhid onları hiç değilse ebedi bir cehennemden kurtarır dedi ve bunu 3 kere tekrar etti. Yine Resulullah şöyle buyurmuşlardır. İlmin kaldırılması, cehlin kökleşmesi, içkinin içilmesi ve zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Dini ilimlere dair umumi cehalet, bugün açıkça müşahede edilen bir husustur. Aynı şekilde içki ve zinanın yaygınlaşması da herkes tarafından kabul edilen acı bir gerçektir. Bu çağda zinanın suç kabul edilmesini gerilik sayan, nefsani arzularının tatmini önünde hiçbir sınır tanımayan ve dolayısıyla Allah Resulü'nün ifadesiyle merkepler gibi herkesin gözü önünde zina etmek isteyen kimselerin durumu, üzerlerine kıyamet kopacak o en fena, en talihsiz kimselerin halinden farksızdır. Burada zikredilen günahlar dünya ve ahiretin kendisiyle ayakta durduğu ve korunduğu zarurat-ı diniyenin bozulduğunu gösterdiği için hususiyle zikredilmiştir. İlmin ortadan kalkması, dinin bozulmasına, içki, aklın gitmesine, zina, neslin ifsat olmasına, fitnelerin çoğalması da can ve malın zarara uğramasına sebep olur. Halbuki Müslümanların en mühim vazifesi bu 5 şeyi korumaktır. Zarurat-ı hamse denilen bu 5 mühim esasın bozulması, alemin harap olacağının en büyük habercisidir. Zira insanoğlunun ila nihaye başıboş bırakılmayacağı ilahi bir vaattir. Resulullah Efendimiz'den sonra peygamber de gelmeyeceğine göre bu emanetleri zayi eden insanların artık helak edileceği muhakkaktır.